Çantanın içinde ne var demiştiniz teyzeciğim? Ne olsun kızım, para çantam vardı. Ama içinde pek bir para yoktu. 30-40 milyon filan. Evin anahtarı vardı. Anahtar. Ama en mühimi kazaktı. Kazak mı? Kazak ya. Torunumu örüyordu. Arkası bir de kolları çantanın içindeydi. En çok ona yandı. Bunu da ben ördüm. Aa, Türkan Şoray kirpiği bu. Ben gelinime telefon kılıfı ördüm bundan. Tamam. Hadi ya. Efendim. Nerede? Bak şimdi. Tamam. Üç tane boş yapıyorsun. Sonra tığla onları topluyorsun. Sonra tekrar şişe takıyorsun. Kızı getirmişler. Böyle aşağıdaymış. Şunu halledeyim, inelim hemen. Kaç yaşındaymış? Sormadım. Ama reşit herhalde. Sabıkası var mı? Yok. Temiz. Teyipçileri biliyoruz da kızlardan araba hırsızı çıkmazdı pek. Bu velet. Jilet. Ha, dalga geçiyor musunuz şimdi? Sabıka falan da yokmuş kızda. Adı neymiş? Zeynep bir şey. Öldüreceğim lan onu. Sana kat diyen oldu mu? Ha! Gelmeyin lan üstüme! Gelmeyin! Çekilin! Çekilin! Ne zaman namus temizlemek suç oldu? Bırak lan şuna! Bırak! Götürün şunu zarfı. Ambulans çağırın. İyi misin abi? Tamam tamam, yok bir şey. Açsana bakayım şuna be abi. Emin misin? Tamam oğlum, gir sen sorguya, götürürler beni. Hastaneye falan götürmeyin, bir şey yok bunun ya. Delirdin mi sen ya? Adam kan kaybından ölecek, hemen hastaneye götürmemiz lazım. Siz Çınar'dan daha kötü gözüküyorsunuz Ayşegül Hanım. Niye canım, ben gayet iyiyim, hiçbir şey, hiçbir şeyim yok. Hayda. Tamam. Tansiyon normale dönmüş. Gördünüz mü? Söyledim ben size, yok bir şeyim benim, gayet iyiyim. Bitmek üzere memur hanım, bakabilirsiniz artık. Yok canım, niye bakayım? Doktor Bey'in eli çok hafifmiş. Sağ olun. Siz meslekte yenisiniz galiba. Meslekte yeni ama akademiyi birincilikle bitirdi. En çalışkanımızdır. Öyle mi?